EkoTürk ekranlarında yayınımız dış piyasa programıyla devam ediyor. Programın açılışında her zaman yaptığımız gibi bir piyasadaki genel fiyatlamalara göz atalım. Bakalım rakamlar bize neler söylüyor an itibariyle. Borsa İstanbul'da 10.000 seviyesinin üzerine seyrin devam ettiğini görüyoruz. 1000'de yarıma yakın bir yükselişte 10.100 seviyesinde yakın Borsa 100. BIST 100 endeksi, dolar TL 32-37 seviyesinde, o da dünkü kapanışına yakın bir noktada. Euro TL 35'in hemen altında, o da dünkü kapanışının 1008 kadar üzerinde euro dolar paritesindeki harekette. Sepet kur 33-70'lere kadar gelmiş durumda. Burada da 1000'de de orada yakın bir yükseliş var. Amerika'da TÜFE Mayıs'ta beklentilerin altında geldi. Tüketici fiyatları bakıldığında aylık bazda ki artış beklentinin altında kaldığını görüyoruz. Yıllık bazda da önemli ölçüde bir gerileme var. %3.3'e doğru önceki bakıldığında 3.4. Dolayısıyla aynı hatırlanacağı üzere bundan önce çekirdek PCE tarafında da hani beklentinin çok az altında gelmesi bile bir piyasada coşku yaratabiliyor. Özellikle Amerika'daki endekslerde, tahvil faizlerinde bunun yansımasını daha fazla görüyoruz. Dolayısıyla bugünün iki önemli gelişmesinden bir tanesi bu Amerika'daki tüketici fiyat endeksi. Diğeri de şüphesiz FOMC, Fed'in faiz kararı. Dolayısıyla şimdi bir tanesini görmüş olduk, diğerini de akşam itibariyle takip edeceğiz. Evet, fiyatlamalara dönelim. Gram altın 2417 seviyesinde, 1002'nin üzerinde, orada da bir toparlanma dikkat çekiyor. Dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bir geri çekilme var yalnız euro dolar paritesi, çünkü 1.08 seviyesinin üzerine attı. Şimdi Amerika'da tabii enflasyon verisinin beklentinin altına gelmesi hani Fed daha yakın zamanda bir faiz indirimi yapar mı tartışmalarını hareketlendirmiş durumda. Amerika'da çekirdek TÜFE Mayıs'ta aylık 0.2 oldu. 0.2 neden önemli? Çünkü 0.2 yıllıkta %2,5'lar civarında bir tempoya işaret ediyor. Yani bu da Fed'in ilk faiz indirimine doğru götürebilecek bir tempo olduğundan yakından takip ediliyor. 0.3-0.4 daha böyle işte 3,5'lar 4'leri çağrıştırıyor ki o tarafta henüz Fed daha gidilecek yol var diye daha çekimsel mesajlar verebilir. Bu açıdan önemli. Euro dolar paritesinin sonrası pound dolara bakalım. Burada da 1.28'in üzerine doğru bir toparlanma var ki İngiltere'de ekonomik veriler zayıf. Siz de takip ettiğiniz gibi Nisan ayında ekonomik aktivitenin artmadığını, ekonominin büyüyemediğini gördük. Dolar yen paritesi 156'ların üzerinde geri çekilmeye rağmen. Dolar İsviçre frank karşısında 0.89 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor an itibariyle. Amerika'daki bakıldığında vadeli endeks kontratları bize nasıl bir açılış müjdeliyor ya da nasıl bir açılış sinyali veriyor diye baktığımız zaman da 3 major endekste de artıları görüyorum. Bu tabii yeni rekor seviyeleri işaret ediyor. Özellikle S&P 500'de ve Nasdaq'ta, Dow Jones'ta 40.000 seviyesinin üzeri daha önce test edildiğinden orada rekora biraz daha var. Ama S&P 500'de, Nasdaq'ta zaten işte Apple'ın yapay zekaya ilişkin projeleri, Nvidia'nın bölünmesi, önemli haber akışı, teknoloji şirketleri ağırlıklı endeksleri daha hızlı biçimde yukarı taşıyor. Son olarak emtia cephesine bakalım. Ons altın fiyatı 2327. Burada 2320-2330 direnci aşılırsa daha hızlı bir hareket olabilir. Amerika'da reel kazançlar Mayıs'ta aylık 0.4 arttı. Mesela reel kazançların 0.4 artması bunun yıllıklandırdığımız zaman %5'e yakın bir tempoya işaret ettiğinden hani maaşlar bu kadar artıyorsa aynı halkın tüketimi de bu kadar artar. Demek ki enflasyon o kadar hızlı düşmeyebilir düşüncesini ön plana çıkartabileceğinden önemli. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrolde ise yaşanan sert düşüşlerin ardından toparlanma stok verilerinin ardından sürüyor. 83 dolara yakın Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrolde 78 dolar varil seviyesinin üzerinde. Evet, bu gelişmelerin ardından bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek değerli konuğum GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Kudret, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Verileri acaba sen nasıl değerlendirdin? Yani enflasyon manşet rakam tabii önemli ama işte çekirdek rakam, saatlik kazançlar, reel ücretler, bir sürü de alt detay var. Biraz daha inceleme fırsatı buldun diye umuyorum. Genel olarak veriyi ve olası piyasa etkilerini acaba sen nasıl yorumlarsın? Kısıtlı zamanda tabii ki ben az çok bakabildim enflasyon tarafında. Tabii ki burada özellikle veri açıklanmadan önce biraz da CMI FedWatch'taki tahminlere de baktık. Orada biraz daha yıl sonuna kadar ikinci bir indirim içinde belli oransal değişimler görmüştük. Nitekim zaten şu anda da enflasyon detaylarında da belirli geri çekilmeler izlendi. Beklentinin altında kaldı ki tarım dışı istihdamdaki önemli yükseliş, ücretlerdeki artış burada bazı soru işaretleri oluşturmuştu. Şimdi burada enflasyon verisinin beklenti altında kalması işte
daha önce senin de söylediğin gibi ölümü görüp sıtmaya razı olmak gibi bir durum söz konusu. Yani totalde baktığımız zaman şu anda yıl başından yıllık bazda çekirdek tüfe 3.4, manşet tüfe 3.3 gibi bir sonuç olsa da hani bir yıldır belirli seviyeler arasında sıkışan bir enflasyon görüntüsünü de izliyoruz. Yani burada manşet enflasyona baktığımız zaman Temmuz 2023'ten bu yana bu hareketlilik 3 ve 4 arasında devam ediyor. Bir türlü aşağı yönlü reaksiyonlar ve çok istekli bir enflasyon detaylandırmaları tabii ki göremedik. Burada hemen alt kalemlere baktığımız zaman da işte sıfır araçtır, giyimdir, ulaşım hizmetleridir. Bunlar dikkat çekiyor çekirdek tarafta. Manşet enflasyonda da benim burada gördüğüm özellikle enerji kalemi buradaki ılımlı bir etki, bir destek sunabiliyor. Aylık bazda rakamları birazcık daha detaylandırdığımız zaman. Ama hala enflasyonu şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak, evet teorik anlamda anlık fiyatlama reaksiyonlarında beklenti altında kaldı, dolar değer kaybetti, euro dolar yükseldi, altın yükseldi, borsa yükseldi, okey. Ama genel gidişata baktığımız zaman hala bu katılık, bu mevcut fiyatlama temposunda henüz arzu edilen bölgede değil. Bu açıdan da mevcut süreci, akşam FED'deki görüntüyü dikkatle takip ediyor olacağız. Tabii Amerika piyasalarını nasıl tamamlayacağımız büyük ölçüde senin dile getirdiğin gibi Fed'in faiz kararı değişti beklenmiyor. Tabii de Powell'ın devamında yapacağı soru cevapta gelen hani o işte patikaya dair sinyal niteliğinde hangi mesaj nasıl yorumlanacak orada belirlenecek. Ama onun öncesinde herhalde ama şunun altını çizmekte fayda var. Şimdi büyük yatırım bankalarından tabii yakın zamanda çok büyük volatilite yarattığından bu enflasyon rakamı geldiği andan hemen sonraki piyasa reaksiyonu böyle neredeyse işte çeşitli çetele gibi tablolar. Yani enflasyon şu gelirse S&P bu kadar yukarıda tamamlar, işte bu gelirse bu kadar aşağıda tamamlar gibi. Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley, çeşitli yatırım bankalarından bu şekilde tablolar eşliğinde hani ne gelirse ne olur gibi. Şimdi bu aylık bazda artış olmaması, işte yıllık bazda beklentinin altına falan sarkması sanki şu anda rekor seviyelerden zaten S&P 500'de ve Nasdaq'ta açılış görecekmişiz izlenimi var vadeli fiyatta. Ama hani sanki biraz daha böyle yukarıyı hani S&P 500'de 5500'ler, işte ne bileyim Nasdaq 100 endeksi için böyle 20 binler falan hani oralara doğru bir kuvvetlenebilir mi? Çünkü hani Apple'ın işte yapay zeka konferansı, işte Nvidia'nın bölünmesi falan hani orada da haber akışı teknoloji şirketlerindeki işte kimine göre euforya, kimine göre paradigma değişimi ne destekler nitelikte, ne dersin bu konuda? Aslında kesinlikle katılıyorum ve burada fiyatlamayla makro çerçeve arasındaki ayrışmaları da biz bu sene çok net bir şekilde de görebiliyoruz. Yani çok yakın dönemde hatırlarsan Tesla'nın finansalları kötüydü ama hikaye tarafı işte Tesla'nın bilanço sonrasında iyi bir fiyatlama reaksiyonu oluşturmasına da olanak tanımıştı. Nitekim bugün baktığımız zaman şimdi biz bugün ekonomik projeksiyonları da göreceğiz. Bu projeksiyonlarda Fed'in enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları tarafına da bakacağız. Ben burada hemen notlarımın arasında vurgulayayım. 2.7 şu anki manşet PCE enflasyon, çekirdek tarafı da 2.8. Ve bunun da şu anki hani Mart ayındaki projeksiyonlarda baktığımız zaman 2.6 çekirdek, 2.4 de manşet tarafta bir yıl sonu beklenti var. Şimdi bu rakamlara birazcık daha baktığımız zaman biz tabii ki hani genel manşet ve çekirdek enflasyon işte katılık devam ediyor. Burada bazı kalemler dikkat çekiyor vurgusunu yapıyoruz ama işin arka planında tabii ki enflasyon çözülmesi gereken bir mesele ve bununla alakalı FED de projeksiyonları buna göre sıralıyor. Ama genel görüntüde piyasa fiyatlama davranışları birazcık daha burada farklılaşabiliyor. İşte yapay zeka süreçleri, işte ülkeler arasındaki o yazılım farklılıkları, ülkelerin birbirlerine bu anlamda yapmış olduğu müdahaleler, ihracat ve ithalat taraflarındaki farklılıkları burada farklı şekillenmelerinin de oluşmasına sağlıyor. Nitekim biz Amerikan borsa endekslerine baktığımız zaman da hala şu anda kabaca %10 daha fazla gidebilme senaryolarının da
hala gündemimizde olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben bugün tekrardan baktım. Genel çerçevede S&P 500 için zirve seviyesi olarak vurguladığımız rakama göre %10, Nasdaq'ta %9, Dow Jones Endeksinde de kabaca %11 civarında bir beklenti var. Ama buna karşın hani şöyle kabaca nerelere kadar gidebilir hususunda S&P benchmark gösterge olarak adlandırdığımız zaman 5500-5600'ler sanki en kötü rakamlarmış gibi telaffuz ediliyor. Tam da bugün Fed öncesinde hani ben S&P 500'ün grafiğine de baktım. Çok net bir şekilde yukarı beklenti var ki veriyle birlikte şu anda 5425'lere de ulaşmış durumda. Yani seninle yapmış olduğumuz yayınlarda da bunu şu şekilde vurgulamıştık. 4950 zaten bir dip dönüşüydü. 5200'ün üzerinde kısa vadeli hareketler devam ediyordu. Eğer 5300-5350'nin üzerinde kalıcılaşabilirse burada yeni bir yukarı yönlü hareket, 5800'lere kadar devam edebilecek bir ralliden bahsetmiştik. Şu an için bunu bozabilecek bir görüntü yok. Ha tabii bugün gerek projeksiyonlar ki özellikle Dotplot, gerekse Fed Başkanı Powell çok şahin bir görüntü, ciddi bir şahin görüntü oluşturmazsa tabii ki burada endekslerde çok fazla bir düzeltme eğilimi oluşturmaz. Yani şu anda piyasalar 2 faiz indirimine razı. 2 faiz indirime gelirse ben bu akışta devam ederim. Ama 2'yi 1'e çekersem burada şahin algılarım, bir miktar düzeltme eğilimi içerisine girebilirim. Görüntüsü içerisinde olabilir. Bu açıdan da düzeltmeler çok agresif bir görüntüye bürünmedikçe şirketlerin finansalları ve hikayelerini de dikkate aldığımız zaman da ben 5700-5800'leri çok anormal olarak görmüyorum S&P 500 için. Nasdaq'ta 20.000'i üzeri tabii ki. Evet, Amerika piyasalarını ve Fed beklentilerini böylece konuştuk. Biraz daha Avrupa tarafına değinmek isterim. Şöyle ki işte haftanın başlangıcında Avrupa Parlamentosu'nda işte özellikle Fransa'da Macron tarafını bir parlamentoda erken seçime doğru yönlendiren hani mevcut iktidardaki partilerin son derece zayıf bir performansını ve buna mukabil hani muhalefet olarak adlandırılan tarafında daha giderek kuvvetlendiği bir süreç var ve bununla beraber hani Euro Birliği işte çatırdıyor mu? Çünkü hani Fransa'da aşırı sağ iktidara gelirse ben Euro Birliği'nden çıkarım gibi söylemleri de var. İtalya çok bundan uzak değil mevcut iktidar. Şimdi bu öyle bir döngüde 1.07'lere kadar neredeyse Euro dolar geriledi. İngiltere'de Nisan'da orada tabii daha farklı olarak çeyreklik değil aylık bazda ekonomik aktivite, ekonomideki büyüme açıklanıyor. Nisan'da hiç değişim yok yani bir önceki aya göre yerinde saymış. Şimdi hani böyle ortamda hani sterlinde, euroda değer kayıpları yaşadıktan sonra ama Fed beklentisini çağrıştıran enflasyon verisi sonrası bir anda onların da böyle bir değer kazanımı toparlanma süreci. Yani biraz Avrupa para birimlerinin dolar karşısındaki seyrini yorumlamanı rica edeceğim. Yani 1.07, 1.09'u aşamadı daha önce işler iyi giderken. Şimdi 1.07'nin de altına sarkılamıyor. Yani böyle sıkışma daha da daralan sanki bir üçgen ya da işte takos formasyonu gibi içerisinde devam ediyor. Sterlin de benzer şekilde yani çok yukarıda gidemiyor, çok aşağıda bırakmıyorlar. Dolayısıyla hani olası projeksiyon buradan sonra yılın geri kalanına dair ya da yakın zamanda sana göre nasıl olur? Bugün tabii ki Amerikan Merkez Bankası'nın tavrı Euro-Dolar paritesinde özellikle çok daha belirleyici olacak. Biz son dönemde işte Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını gördük. İşte gelecek dönemde ne kadar daha faiz indirilebilir şeklindeki görüntüde net bir cevap alamadık ama piyasalar Eylül ve Aralık'ta iki tane daha yapabilir şeklinde bir düşünceye sahip. Euro-Dolar paritesi Avrupa Parlamentosu'ndaki aşırı sağcı partilerin buradaki yükselişiyle dikkat çeken bir görüntü izliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fesih kararı, erken seçim görüntüsü burada Euro'yu baskıladı. Baktığımız zaman Euro-Dolar paritesi de belirli aşağı yönlü hareketler oluşturmuştu. 1.07'ye yaklaşmış ama klasik dolar endeksi benim burada gördüğüm ve uzun zaman seninle yayınlarda izah ettiğim bölgenin hala dışında değil. Yani aşağıda 103.90, yukarıda 105.05. Yani kabaca 104-105 arasında bir yataya bağlamış görüntü. Mesela bugün enflasyon, Amerika enflasyon verisiyle birlikte şu anda baktığım zaman 104'lere yaklaştı ama henüz 103.90'ın altında bir kalıcılık yok. Yani bugün Fed'le birlikte 105'in üzerinde ya da 103.90, 104'ün altında
Bir kalıcılık oluşacak mı? Önce buna bakmak lazım. Euro-dolar paritesi de 1.08'i kontrol noktası, aşağıda 1.05, yukarıda 1.12. Hangi bölgede yer alacağım sorusunun cevabı için en azından bugünkü kalıcı hareketlere bakmak lazım. Ama şunu net bir şekilde vurgulamakta fayda görüyorum. Eğer Euro-dolarda 1.05 gibi ve daha da alt rakamları konuşacaksak endeksin 105'in üzerinde, eğer biz 1.08'in üzerinde 1.12 gibi rakamları konuşacaksa da 103.90 Euro-dolar'ın altında kalıcılaşmaya ihtiyacımız var. Sterlin dolar paritesi burada birazcık daha İngiltere'deki gelen enflasyonla Merkez Bankası'nın faiz indirimini daha da ileriye ötelemesi burada sterlini biraz dirençli tuttu. Yani güçlü dolar karşısında güçlü sterlin ve bu sebeple de sterlin dolar paritesinde çok keskin düşüşler görmedik ya da düşüşler çok sınırlı kaldı. Nitekim 1.2685, 1.27 bandını destek kabul eden bir görüntü izledik sterlin dolar paritesinde. Orada da şu anda 1.2840'lardayız ama 1.2850, 1.29'lara geldikçe belli sterlin dolarda shortların arttığını, biraz daha ayı boğa mücadelesinde ayıların daha etkin bir rol oynadığını gördük. Eğer klasik dolar endeksinde biz 104'lerin altında bir kalıcılık görürsek, o zaman biz sterlin dolarda yeni bir yukarı yönlü hareket, burada da 1.31.50, 1.32'lere doğru yeni bir bakış açısı sunabilir. Ama yok, bugün dolar endeksi Fed'le birlikte 104'ü tekrar dip yapar, 105'e doğru bir reaksiyon gösterir. O zaman burası sterlin dolar için bir ayıların daha fazla etkili olabileceği bir bölge olarak kabul edilebilir ama genel konsensusta 1.2685, 1.27 bölgesi üzerinde hala pozitif tarafta olduğunu söylemekte fayda var sterlin dolar için. Evet, biraz da emtia tarafına bakmak isterim. İşte değerli metaller, daha sonra enerji fiyatları vaktimiz kalırsa. İşte değerli metal tarafında altında bir tepki hareketi var. Hani 2.270-2.280 desteğinin üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Ama anlamlı bir tepki de işte Çin'den gelen, hani ben varlık alımlarına devam etmiyorum, altın tarafındaki portföy çeşitlendirme, rezerv çeşitlendirme tarafına şimdilik ara veriyorum şeklinde bir açıklama. Sabah Çin'den gelen hani verileri takip ettik. Enflasyon tarafında zayıflama, hani orada bir mal talebi azalır mı buradan sonra? Bu tabii emtia, metal, her şeyi kapsıyor. Dolayısıyla oradaki görünüm sence nasıl? Yani gümüş de görece 30'un altına zayıf kalmaya devam ediyor. Tabii onu da eklemek lazım. Düşüşlerde iki tane önemli gelişme söz konusuydu. Bunlardan en önemlisi aslında Çin'in 18 aydır gerçekleştirmiş alımlarını durdurduğuna ilişkin bir haber akışıydı. Burada altında önemli geri çekilmeler görmüştük. Nitekim tarım dışı istihdam, ücret artışları derken burada biraz daha sıkı bir görüntü ve burada altını bir miktar aşağı çeken fiyatlama davranışları arasında yerini aldı ama uzun zamandır altın 2200, kabaca 65-2280 bölgesine yaklaştıkça alıcıları, 2400'e yaklaştıkça da satıcıları karşılayan bir yatay bantta oluştu. Tabii burada bir yandan dolar endeksine bakıyoruz, bir yandan Amerikan tahvil faizlerine bakıyoruz, bir yandan Fed beklentilerinde gerçekten çok agresif bir şahinlik olacak mı diyoruz. Jeopolitik risk teması, işte Dünya Altın Konseyi'nin buradaki raporları, bunların hepsini birlikte takip ediyoruz ama şu an için hani son hareketler ışığında konuşacak olursak bugünkü enflasyon verisiyle birlikte bir dip yapma çabası var. Yani bugün Fed çok şahin olduğunu varsayalım. 2265-2280 bölgesi önemli bir destek noktası. Bu bölgenin altında bir kalıcılık oluşması durumunda ancak altında daha da sert realizasyonlar görülebilir. Ama şahin oldu, altın alt bölgeden döndü, tekrar pozitif bir düşünce ön plana çıkabilir. Ya da biraz daha iki faiz indirimini destekleyen güvercin tonda bir vurgu yapıldı. Zaten şu anda almış olduğu destek altını tekrar 2400'lere taşıyabilir. Bu işin kısa vadeli görüntüsü ama genel konjonktürde altın burada kabaca 2265-2280 bölgesini kırmadığı müddetçe burada daha fazla düşüşler olabilecek gibi bir düşünce içerisine giremiyoruz. Burada da hem mevcut makroekonomik göstergeleri
hem de dış faktörlerdeki işte jeopolitik risk teması, merkez bankalarının para politikası, stratejileri, bunlara daha detaylı bir şekilde bakmakta fayda görüyorum. Şu an için ben herhangi bir olumsuzluk taşımıyorum altın tarafında. Son bir dakika ama gümüş tarafına dair de bir şeyler söylemek ister misin? Yani 31-50'ler 60'lara doğru bir gitti. 32,5'u daha önce birkaç kere denedi, kıramadı. 29'ların böyle altına sarkıyor gibi yapıp bir hareket. Tarım iş istihdam sonrası %6-7 bir günde bir sert çöküş yaşadı. Yani yatırımcıyı bayağı aslında tedirgin eden bir volatilite içerisinde. Oraya ilişkin yorumlarını istersen toparlayalım ve programı sonlandıralım. Tabii bu hareket bir de kaldıraçlı piyasalarda olunca ister istemez gerçekten çok can yakabiliyor. Burada risk yönetiminin çok önemli olduğunu bir daha altını çizmekte fayda görüyorum. Şimdi tıpkı altında 2265-2280 bölgesi gibi gümüşte de benim burada gördüğüm kabaca 22'lerden başlayan bir yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendi 28-50-29 bölgesinden geçiyor ve şu anda 29'ları dip kabul etmeye çabalayan bir gümüş var. Eğer biz bugün 28-50-29 bölgesi üzerinde günü kapatabilirsek bu yeni bir yukarı yönlü görünümün habercisi olabilir. Burada tabii hani ara bir bölge olarak 30 direnç seviyesine bakabilir gümüş işlemcileri. 30'un üzerinde kalıcılaşması tekrar 32'lere doğru bir yolculuğun oluşumuna imkan tanıyabilir. Yani bugün Fed'le birlikte biz yapacağımız günlük kapanış hem altın için hem de gümüş için çok önemli olacaktır. Ama şu anki son hareketler ışığında bir pozitif görüntü hala destekleniyor diye söyleyebiliriz. Takip ediyor olacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır'a teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Akşam Fed sonrasında tabii ki daha kapsamlı yorumlar haftanın devamında geliyor olacak. Böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.